Şimdi ikinci soruya başlayayım, daha şey olayım. Maddi konularla ilgili şunu söyleyeyim. Yani bu sizin de hepimizin de bildiği gibi şu anda biz Dünya Kupası'na katıldık. Hiç para almadık. Kimse de prim almadı. Bunu ilginizi söyleyeyim. Yani şu anda kimse bir şey almadı. Yani çünkü sonuç gelmedi. Baş kazanmak. Avrupa yani şampiyonası turnuvada işte. Katıldığınız zaman siz de söylediğiniz gibi 9-10 milyon civarında euro katıldı Türkiye. Yani başarı gelir. Başarının takdiri yönetimindir. Yani ekstra bir para vermiyor. Ne kadar vereceğini de o karar veriyor. Dolayısıyla benim takdirimde olan bir şey değil ama olanı söylüyorum size. Oyuncu maaş almıyor, onu söylüyorum. Maaş alan benim. Benim maaşımla da ilgili konuşuluyor. Turnuvayla ilgisi yok ama ilk günden beri konuşuluyor. Ne aldığımı zaten gazeteciler yazıyor. Başkan açıklama yapıyor. Yine konuşuluyor. Ama yine yalan yazılıyor. Bir defa beni bırakın. Ben kendimi bunu savunmaktan kendimi zul addederim. İşte hiç para almayayım. Çok önemli değil. Benim federasyonda alacağımı, kulüpte de alacağım var. Hiç duydunuz mu öyle bir şey konuştuğumuz şeyde dava açtığımı? Yok. Açarsak mı? Açtık mı bu sefer utanmıyor. Bak dava açtı diyorsunuz. Ülkemizde de kültür bu. Niye arıyoruz biz? Ama gelelim kendimle ilgili. Şimdi bir anlaşma yapmışım. Yazmışım. 3.200.000 alıyor. Lan, kimse euro almıyor ya Türkiye'de. Hala anlamadınız mı bunu? Euro alan biri var mı? Türk. Ya yalan yazan sen, yalancı ben. Nasıl oluyor ya? Allah aşkına ya biraz siz de, yani bana değil, kendinize. Ben kimsenin maaşını bilmiyorum. Siz döviz alıyor musunuz? Ben kimsenin döviz aldığını düşünmüyorum sizin içinizde. Ben almıyorum. Bunu söylüyorum. Ama aynı şeyi konuşuyoruz. Ya bunun neyini cevabı? Adam bana diyor ki hırsızsın. Ben dedim hırsız değilim. Yarın bir daha diyor. Ben sana mecbur mu cevap vermeye yani? Bunun açıklamasını yapmış adam. Federasyon başkanı yapmış. Gazeteci sorumlusu yapmış. Yani rakamı sana söylemek zorunda mıyım? Ama yani niye söylemiyorum biliyor musun? Rahatsız değilim çünkü açıklayayım, daha iyi açıklayayım. O adamları mesela yazan arkadaşın da patron, yani o kötü niyet yazan değil. Bildik de yazanın patronu bana diyor ki Beşiktaş'tan ayrılışımı siz biliyorsunuz. Hocam oradan bize gelip çalışacaksın 6 ay. Para verim. Dedim ne parası, ben kulüpte çalışıyorum. Almadım. Öyle bir şey yok. İstersem alırdım. Peki burada Beşiktaş'ta aldığım parayı alıyorum. Yok onu da almıyorum. Ne dedi? Onu alıyorum başkan. Gitsin ondan sorsunlar madem öğrenecekse. Ama döviz almadım. O paraları almadım. Yani ne istiyor? Hadi diyelim ki hepsini aldım. Daha fazlasını aldım. Ne olacak yani? Veya hiç almasam ne olacak? Konu bu mu yani? Benim üzerim. Ama hep konuşulup çiziliyor. İşte diğer hocalar da konuşuluyor. Hangisi? Ben şimdi mesela bizim kampın çok büyük problem olduğunu yazan arkadaşlara söylüyorum. Demek ki daha önce kampta hiçbir şey olmamış. Yalan yazılmış demek. Öyle düşünüyorum ben. Ben vatandaşım. Benim kampta benim gördüğüm problem olacak bir tek şey yönetiminde olduğu Galler maçı. Problem değil aslında. Yani keşke olsaydı problem. Derdim ki ya problem vardı da o yüzden kaybettik. Öyle de bir şey diyemiyorum. Şimdi yönetimi de oldu. Oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes'le nedir onun ismi? Halil İbrahim. Halil İbrahim çift kale yaparken açıkta konuşayım. Çok daha açık konuşmak istedim ama çünkü bu mesele olur mu ya? Ben yumrukları biliyorum. Kavgaları, küfürleri biliyorum. Ve hiçbir şey olmadı yani. Başarı da geldi. O da doğru diyor. Ama bu yanlış değil. Keşke bunun daha fazlası olsa. Diyor ki ya bana top atmıyorlar. Hep ben koşuyorum dedi bir tanesi. Halil İbrahim. Enes de ağzı var, dili yok, konuşmuyor. O da herhalde abi gördü kendini. Dedi ona ki sen de konuşuyorsun, sus dedi. O da ona doğru gidiyormuş. Ben de ne oldu dedim. Dedi o zaman bir şey yok, ayrıldılar. Hiçbir şey yok, o kadar. Ya bunu kavga diye söylemek, bu kamp döneminde bütün kampları ben 54-55 sene bu işin içerisindeyim. En güzel kamp öyle mi? Keşke güzel geçmeseydi. Bak güzel bir soru sordu. Keşke kavgalı geçseydi. Keşke tartışsaydık. Siz de biliyorsunuz Dünya Kupası'nı. Biz toplantı yaptı oyuncular ya. Ben toplantıya katıldım sahanın kenarında pistte. Oyuncularla medya arasında kavga var. Keşke olsaydı. Hırslanırlardı belki yani gibi. Yani onun için olmayanı. Şimdi haklısınız, bu sonuç kötü. Ama bunu tartışırken olmayan bir şeyi olmayacak şekilde söyleme. Mesela oyuncularla ilgili bilgi veririm. Ama şu anda verdiğim bilgilerin nasıl anlaşılacağını bilmiyorum. Orada bir soru geldi bana. Dedim ki herkesin sorumluluğu var. Ben sorumluluk medyanın demedim. Asla demem. Size de demiyorum. Ya ben hep başarıyı sizle paylaştım. Başarısızla asla demedim. Ama o soruyu da şunu dedim. Diyor ki işte sorumlu benim.
Şimdi size sorayım, yani siz konuşurken anne babanın sorumluluğu yok mu aileden? Siz yazınızdan sorumlu değil misiniz? Herkes yaptığı işten sorumludur. Ben de işimden sorumluyum. O manada söylüyorum ona. Yoksa benim işimden sen sorumlusun diye söylemiyorum. Bunu algılamadıktan sonra bunun üzerine muhakeme yapıp ben güya medyaya suçlu. Hatta benden şu bekleniyor. Oyuncuları da nasıl karıştırırız? Abi yapmam ben onu ya. Acıyı çekerim içimde ama eleştiririm, eleştiririm. Alır mı alırım, bırakır mı bırakırım. Yani onun için buralarda yanlış iş yapmayalım. Bir maddi konuda cevabın yeterli olduğunu bilmiyorum, daha açık değil mi? Ama oyuncularla ilgili söyleyeyim. Keşke bütün turnuvalara gidip çok büyük para, şimdi gelsek yarı finallere. Ya şu döviz işini var ya, bir halledin Allah aşkına ya, sizi medyadan rica ediyorum. Ya Türkiye'de Türk insanı bu kadar aşağılamak ne demek ya? Paramızı aşağılamak ne demek? Biz diyoruz ki ülkemiz başarılı olsun, oyuncularımız yurt dışına. Bu oyuncular yurt dışında oynuyorlar, döviz kazanıyorlar. Dövizi de buraya getiriyorlar. Siz bunlara diyorsunuz ki işte bu paraları şu kadar aldı bu kadar aldı. Ya beni yıpratın ama onları yıpratmayın. Bırakın yakasın çocukların ya. Ha onlara para yönetime değil de vermesinler. Vermesinler. Kaldı. Ben diyorum yönetime. Verme kardeşim ya. Yani neyi veriyorlar? Cebinden bir para. Şimdi bakın sponsorlar hikayesi var orada. Söyleyeceğim. Sponsorlar hikayesi de aynı şekilde. Ya ben bir sürüne katıldım ya. Kendime reklam mı yaptım? Yok. Katıldım. Niye? Adamlar da bize destek oluyorlar. Aynı zamanda federasyonda ekonomik katkı yapıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Ha ben de, bana da karşılar. Ha, ona da söyleyeyim. Bir tane içecek maddesi var. Ben onunla hatta çalışan bir müdürü var. Bana diyordu ki hep sen buna yasak koydu. Şimdi Ronaldo koydu yasağı orada. Ben bunu daha önce koydum. Masaya koymam bunu ben mesela. Ama bazen işin gereği bu. İşte bir sürü firmalar var. Normalde karşı çıkabilir ama bu da çıkmıyor. Bu bizim konumuz değil.